Gelmiş geçmiş en tehlikeli ve en korkunç şekerlerden oluşan bir listemiz var. Bu videoda şimdiye kadar görebileceğiniz en korkunç şekerleri göstereceğiz. Bazıları tehlikeliyken bazıları da görünüş olarak oldukça rahatsız edici olabiliyor. Hadi başlayalım. Fondip. İşte açıcı bir görünüme sahip olan Fondip toz halinde satışa sunuluyordu. İçinde çubuk şeklinde bir şeker daha bulundurması tüketimini normal şekerlerden daha eğlenceli hale getiriyordu. Ancak bu atıştırmalığın içeriğinin %90'ını şeker oluşturuyordu. Yani bu durum bir paketinde 13 gram şeker bulunduğu anlamına geliyordu. Dolayısıyla renklendirici ve yapay tatlandırıcılarla hoş görünüme ve kokuya sahip olmasına rağmen bir paketi kan şekerinin alt üst olmasına yol açıyordu. Bu problemler ise Fondip'in yasaklanmasına neden oldu. Nestle Magic Balls. Rengarenk çizgi karakterler ve desenler ile süslenen Nestle Magic Ball, tüm çocukların hatta yetişkinlerin bile dikkatini çekiyordu. Ancak masum görünmesine rağmen büyük tehlikelere yol açıyordu. Küre şeklindeki çikolatalı şekerlemenin içinde hediye olarak küçük oyuncaklar bulunuyordu. Bazı çocukların yanlışlıkla bu oyuncakları yutması ise Magic Ball'un yasaklanan şekerler listesine girmesine yol açtı. Smarties. Birçok okulda öğrenciler tarafından sevilerek tüketilen Smarties, içerisindeki bileşenlerin yanı sıra yanlış kullanım ve özendirmeden dolayı çok büyük tepki topladı ve yasaklandı. Amerika'daki bazı okullarda yetişkinlerin kötü alışkanlıklarına özenen öğrencilerin renkli hap görünümündeki şeker tabletlerini gizlice ezerek burunlarına çekmeye başlaması ciddi tedirginliklere neden olmuştu. Bu kullanım sebebiyle solunum sistemi hastalıklarına yol açması ise ürünün raflardan kaldırılmasıyla sonuçlandı. Lucas Meksika şekerleri. Lucas Meksika şekerleri piyasaya baharatlık şeklindeki bir tasarımla çıkan ve içinde toz halinde renkli ve aromalı şekerler bulunduran bir ürün. Bu şekerlerin incelenmesi sonucunda içinde yüksek oranda kurşun bulunduğu ortaya çıkmıştı. Yüksek tansiyon ve böbrek hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilen bu şeker çocuklarda sinir sisteminde bozulmalara ve ölümcül hastalıklara yol açmıştı. Lucas Meksika şekerleri yasalarda bulunan bazı boşluklardan dolayı bir müddet raflardan indirilemese de sonrasında bu zararlı ürünün yasaklanması kaçınılmaz olmuştu. Cadılar Bayramı'nın amacı insanları mümkün olan en eğlenceli şekilde korkutmaktır ancak bu şekerleme bunu bir adım öteye taşıyor. Bu şeker sizi gerçekten bir vampire dönüştürüyor. Sıradaki şeker en sinir bozucu şeker ödülünü kazanmalı. İlk bakışta oyuncak gibi görünüyor. Kulak kayışları olan bir protez burun, basit bir protez oyuncak olarak kalsaydı itirazımız olmazdı ama bu oyuncaktan mukus şeklindeki şeker çıkıyor. Evet doğru duydunuz, bu protez burun ağzınıza akan sümüksü bir mukus üretiyor. Tek kelimeyle iğrenç. Odanızda bulduğunuz bir hamam böceğini öldürmekte tereddüt etmezsiniz eminim. Hamam böcekleri gerçekten rahatsız edici olmalarının yanı sıra dostumuz değildir. Bu yüzden gördüğünüzü ezme dürtüsü hissedersiniz. Bunu anlayışla karşılarız. Bu şeker ise fikre tamamen ters düşüyor. Akşam yemeğinde hamam böceği yemeye ne dersiniz? Bu şekerin sunduğu şey de tam olarak bu. Yenilebilir hamam böcekleri. Muhtemelen çoğu kişi asla bunu yemek istemez. Bazı şeker üreticileri gerçekten de hey benim daha ürkütücü bir fikrim var. İçinde gerçek böcekler olan lollipoplar yapsak ya demiş. Öyle de yaptılar ve gerçek böcek lollipoplarını piyasaya sürdüler. Bu lollipopların içinde her türlü böcek var. Akrepler, solucanlar, tırtıllar, çekirgeler. Şeker tamamen güvenli olsa da içlerine gömülü olan böcekler hiç de güvenli değil. Siz bu şekeri dener miydiniz? Bazı şeker üreticileri ayı, balık ve günlük eşyalara benzeyen şekerler yaparken bu şeker üreticisinin aklında başka bir şey vardı. Özel günler için deve hayalarına ne dersiniz? Doğru duydunuz. Bu balonlu sakızlı deve hayaları şekeri, tüyler ürpertici, annenizin görür görmez çöpe atacağı türden. Hepimiz sakızlı şekerleri severiz. Güzel görünüyorlar ve gerçekten lezzetliler. Peki ya biraz ürkütücü bir şeyin tadını çıkarmaya ne dersiniz? Mesela yara kabuğu şeklinde şekerler.
asla. Yaralar acı verici olmalarının yanı sıra görünüş itibariyle rahatsız edici şeyler. O zaman neden bir insan kabuk bağlamış yaraya benzeyen bir şeker yapar ve bunun çocukları mutlu etmesini bekler? Bu seferki şeker hepimizi zombiye çevirmek üzere. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Eğer hepimiz zombiye dönüşürsek bu artık en sevdiğimiz yemeklerin tadını çıkaramayacağımız anlamına mı gelir? Arzuladığımız tek şey insan derisi ve beynim oluyor. Öyleyse zombi olmak gerçekten berbat bir şey olmalı. Fakat aranızda bir vücut parçası yemeye can atanlar varsa bu mini sakızlı şeker tam size göre. Bu şekerler göz bebekleri, kopmuş parmaklar ve insan derisi şeklinde. Kesinlikle bir zombi ziyafeti. Zombi demişken sizce bir zombi partisinde menüde ne olurdu? Kan, insan derisi, diğer vücut parçaları. Sıradaki ürün hem korkunç hem de rahatsız edici. Eğer benim kadar iğrenmiyorsanız belki buna bir şans verebilirsiniz. Zombiye dönüşmemeye çalışın ama yutmaya bayılacağınız bir şeker. Şekerlerin çoğu çocuklar için yapılır, değil mi? O halde çocuklara uygun olmaları gerekir. Bu şekeri kim yaptıysa yaşa uygunlukla ilgili toplantıyı kesinlikle kaçırmış. Spermis denen bu şeker yanlışın her tonu. Bir insan neden seks temalı şeker yapar ki? Çocuklara ne tür bir mesaj gönderiyorsunuz? Dahası da var. Üstünde yutmayı sevdiğiniz şeker yazıyor. Sanırım bunu burada bıraksak daha iyi olacak. Size bir soru. Şekerinizin içinde kurçuk görseniz ne yapardınız? Muhtemelen çöpe atarsınız çünkü bu bozulduklarına işarettir, değil mi? Bunu söylemekten nefret ediyorum ama kurçuk aslında şeker ise ya bu sümüksü, rahatsız edici kurçukları yemeniz gerekiyorsa bu berbat olurdu, değil mi? İşte tam da bu yüzden bu sakızlı kurçuklar şimdiye kadar gördüğümüz en iğrenç şekerlerden biri. Bahse girerim. Yedikten hemen sonra bu kurçukların içinizde dolaştığını hissediyorsunuzdur. Ben dener miydim? Hayır, asla. Bu noktada şeker üreticilerinin çoğunun bizim zombi olduğumuzu sandığına inanmaya başladım. Neden hepsi bizi yamyama dönüştürmeye takmış? Anüs şekerleri, uzuv şekerleri, kurçuk şekerleri görmüştük. Şimdi de göz küresi lollipopları var. Gözüme benzeyen bir lollipopumun tadını nasıl çıkarabilirim? Neredeyse başka bir insana aitmiş gibi. Bu şekerin çeşitli aromaları var. Ama Cadılar Bayramı'nda kimsenin bunları dağıtmayacağından eminim. Tabii polisin kapınıza dayanmasını istemiyorsanız, bu şekeri alırsanız bile 3 aylıktan küçük çocuklara vermeyin. Zaten neden bir bebeğe lollipop vermek isteyesiniz ki? Cadılar Bayramı korkutucu bir bayramdır. Ancak bu onun aynı zamanda şeker bayramı olmasını engellemez. Çoğu çocuğunun Cadılar Bayramı'nı sevmesinin sebebi bol bol şeker yiyecek olmalarıdır. Eğer çocuklar şekerden korkarsa çok yemeyebilirler. Belki de bu şekerin üreticisinin asıl istediği budur. Çünkü sadece bu bir insanın neden ölümcül şeker ürettiğini açıklayabilir. Dediklerine göre nefesi tazeliyormuş. Belki de ters psikoloji yapmak istemişlerdir. Bu şeker vücut parçalarından da beter. Kulak kirli yemekten hoşlananlar için sanırım. Tabii öyle birileri varsa. Kulak kiri kirli ve iğrenç bir şeydir. Asla vücut sisteminize girmemelidir. Yine de kendi vücut sıvılarınızı yemekten hoşlanıyorsanız bu kulak kiri şekerini sevebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu kulak görünümlü plastikten kulak kiri şekerini çıkarıp yemek. Hastaneye gittiğinizde kendinizi nasıl hissettiğinize bağlı olarak doktor size kan verilmesini önerebilir. Bu kan genellikle şeffaf bir plastik torba içinde gelir. Bu şeker de tam da o plastik poşette geliyor ve tıpkı hastanede olduğu gibi damla damla akıyor. Kan içmek hepimizi vampir yapmaz mı? Öte yandan biraz savunmak gerekirse tadı son derece güzel ve vücudunuza hiçbir şekilde zarar vermez.